Derim kuyumu kazdı. Ay, ay, ay. Seni hiç acımadan başından attı. Ay çok güzel. Hadi bir daha dinleyelim. Yeter, şimdi kusacağım. Ama YouTube'da ilk 5'teyim, ne haber? Şarkın güzel olduğu için değil. Sadece dalga geçip eğlenmek için izliyorlar. İnan bana. Ne fark eder ki? Meşhur oldum ya, ona bak sen. Dalga geçsinler. Şöhret şöhrettir. Bunun nesi var? Ona bakma sen. Starların sağ solu belli olmaz. Öyle mi? Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Şu babamı anlamıyorum. Ben onu memnun etmek için çabaladıkça o bana bağırıp ceza veriyor. Ay. Yine geldi. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Şöhretin ve kazandığın para başta baban olmak üzere herkesi rahatsız etmeye başladı bile kankacığım. Şöker, senin burada ne işin var? Asıl senin ne işin var? Bakıyorum bir ayağın sürekli dünyada artık. Şöhretimi kıskanıyorsun değil mi? Senin neyini kıskanayım be? Çakma star. İnsanlar sana sadece gülüp dalga geçiyorlar. Ama ben onları etkiliyorum. Hadi akıllarını başlarından alıyorum. Anlıyor musun? Patates kafa. Ünlüyüm ya, sen ona bak. Bence sen Kulina'nın yanına git bir an önce. Her yerde seni arıyor. Yüce konseye verdiğin o iğrenç konserin yankıları her yerde sürüyor. Seni Texas Tomix'lere çizgi kahraman olarak hapsedeceklermiş. Ona göre. Eyvah, ben gideyim o zaman. Seni çok iyi anlıyorum dostum. Ama starlar hep yalnızdır. Unutma. Amir Emre ya, dinleme şunu. Biliyor musun Emre? Bazen eski sıradan günlerimi çok özlüyorum. Bırak o zaman bu işleri. Sen sussana çitlenbik. Anlamazsın sen bu işlerden. Hayır, ne yapsam yarınamıyorum ki. Şöhretin bedelleri işte bunlar. Göreceksin, yakında ne ailen, ne de arkadaşların. Kimse seni anlamayacak. Koca bir boşluğun içinde kendini hep yalnız hissedeceksin. Sadece sahte yüzleri olan insanlar olacak çevrende. Herkes seni kıskanıp ayağını kaydırmaya çalışacak. Ne acı? Ya. Sen kanıtladın kendini dostum. Artık kimsenin üzerine gelmesine izin verme. Bu saçma akıllarını kendine sakla Şöker, tamam mı? Sen bizim işimize burnunu sokma küçük cadı. Benimle doğru konuş, yoksa... Yoksa ne yaparmışsın ha? Dinle de gör. İrkilme bir görüşte. Buna dayanamıyorum. Kuyumu kazdı. Beni hiç acımadan başından attı. Hadi gel aşağı inelim. Birazdan dizim başlayacak. Senin babamı da ben çıkmamı yasakladı. Olsun gel. Olmaz. Hadi git. Yağmurcuğum, hadi aşağı in. Ben biraz Emre ile konuşmak istiyorum. Peki babacığım. Ama neden bu kadar kızdığını anlamadım babacığım. Ben sevinirsin sanmıştım. Sorun da burada Emre. Anlamıyorsun bir türlü. Sen bu kadar büyük bir şey alacak yaşta değilsin. Büyükler için bile şöhreti ve parayı taşımak çok zordur oğlum. Hele senin yaşında bir çocuk için bu kaldıramayacağın kadar büyük bir yük. Hayır, benim için yük değil. Ben dizide oynarken çok eğleniyorum. Nesi kötü bunun? Haklısın ama sana bunu şimdi anlatmam çok zor Emre. Bir an önce bu işe bir son vereceğiz. Derslerinin durumu da belli zaten. Babacığım lütfen diziye devam etmeme izin ver. Göreceksin, derslerime dört elle sarılacağım. Hem diğer konularda da dikkatli olacağım, söz veriyorum. Ama... Yalvarırım babacığım ya, lütfen lütfen yalvarırım. Göreceksin, seni kızdıracak hiçbir şey yapmayacağım. Söz mü? Erkek sözü. Peki, anlaştığımıza göre gidip şu diziyi bir izleyelim bakalım. Babacığım benim.